ayetine girersen kurtulacaktın. Ben de Allah'a şahit tutarım ki sen onlardan da değilsin dedi. Neden? Alepte konuşuyorsun. Çünkü kin tutmuşsun dedi. Ya Rabbel Alemin, ihvanuna begav aleyna. Hazreti Ali Efendimiz kendisi diyor ki, kardeşlerimiz bize karşı geldiler. Mâ hum bi kefere ve lâ fesekâ. Kafir de olmadılar, büyük günah işlemiş, fasık da olmadılar. Niye? Limâ lehum minet tevil. Ellerinde tevilleri var. Şimdi yeni bir kitaplar buldum. Yani eski kitap bende vardı. Aklıma getirdi Mevla. Ebu Bekir İbnül Arabi. Birkaç kere de ziyaret ettim Fas'ta. Radıyallahu anh. Maliki mezhebinin müçtehidi. Büyük müçtehid. İmam Gazali'nin talebesidir. Ama Maliki mezhebinde müçtehittir. Mezhep için müçtehittir. Muhiddin Arabi değil. Ebu Bekir İbnül Arabi. Muhiddin Arabi'yi ondan ayırmak için nasıl diyoruz? Eliflamsız. İbni Arabi. İbni Arabi dersen kim oluyor? Muhiddin Arabi oluyor. İbnül Arabi, eliflamlı. İbnül Arabi dersek kim oluyor? Kazı Ebu Bekir oluyor. Yani Maliki mezhebinin müçtehidi. Anladın? Bir de İbnül Arabi var. O da başka. Senin bildiğin Arabi değil. Ama bunları da birbirinden ayırt edebilmek lazım. Ebu Bekir İbnül Arabi el-Avasım, el-Kavasım. Fırtınalar diyor burada. İbn-i Hacer Eytemi'nin de var. Es-Savaikul Muhrika. Zındıkları ve dalalet ehlini yakan yıldırımlar kitabın adı. Bunları bir tercüme yapacağım inşallah. Sahabe-i müdafaa kitapları bunlar. Hani o şeyi biliyorduk ya, beni de yutturmuşlar bana da ya. Bana da yutturmuşlar. Yine kitaplarda gördüm. Bana da yutturmuşlar. Hani tahkim meselesi. Burada da anlattık yani, belki anlatma. O konulara girdim mi bilmiyorum, anlatıyordum ya bazı. Hani Amr İbni As ile Ebu Musa el-Eş'ari arasında Hazreti Ali İşte efendim Ebu Musa el-Eş'ari'yi hakem tayin etti. Hazreti Muaviye Amr ibn-i As'ı hakem tayin etti de hani Amr ibn-i As önce sen başla dedi, ikimiz de yani halifeyi azledelim. Amr ibn-i As dedi ya Ebu Musa el-Eş'ari'ye önce sen azlet. Ebu Musa el-Eş'ari dedi ki ben Ali'yi azlettim. Hani boşa kalsın ki ikisinde de sonra hakemlik yapacağız gibi bir şey. Hani Amr ibn-i As Arap'ın dehasıdır falan konuşuyor. Tamam, aklı dehası çok, büyük sahabi. Ama bu mesele böyle olmamış. Ve bunu ben yutmuştum. Ulan ne büyük propaganda var bu Şia'nın ya. Kitaplara girmiş propaganda. Tarih kitaplarına girmiş. Dolu tarihçi, Arap tarihiyle yazan çoğu Şia'dan. Hep propaganda. Meğer nasıl olmuş? Tabi uzun detayını anlatırım. Ebu Musa el-Eş'ari, ben Ali'yi azlettim. Dedi mi? O dedi kesin orada dedi. Amr ibn-i As'ta ne dedi? Hatta Ebu Musa el-Eş'ari kılıcı kınından çıkarttı da işte bunu böyle çıkarttığım gibi birbirinden soyutladığım gibi onu öyle azlettim falan neyse. O da öyle işte bu mızrağı şuraya diktiğim gibi ben de Muaviye'yi halife olarak nasp ettim, diktim, tayin ettim. Öyle bilmiyor muyduk bugüne kadar? Yalanmış. Kezip ve iftiraymış. Çünkü Amr ibn-i As'ın da yapacağı işe benziyor. Ebu Musa el-Eş'ari nasıl azlettiyse Amr ibn-i As'ta ben de Muaviye'yi azlettim demiş. Dolayısıyla oradaki konunun detayı başkaymış. Bunu da bu arada yeni gördüğüm için sonra unutabilirim. Bu da yalan ve iftiraymış. Yani Amr ibn-i As. Orada da ne yapıyorlar biliyor musun? Aslında Amr ibn-i As Arap'ın dühatındandır. Dahilen. Ne demek o biliyor musun? En büyük hilekarlardandır. Ona azlettirdi, kendi burada oyun etti. Yani Amr ibn-i As gibi yüce bir sahabiye ne demiş oluyor? Büyük sahtekar demiş oluyor. O arada da sahtekar dersek, hadi lan at bu kitabı deriz. Kitabı attırmamak için kitaba ne diyor? Tabi deha olduğu için böyle bir oyun kurdu diyor. Halbuki böyle bir oyun kurmak dehalık değil, gaddarlıktır yani. Adamı azlettiriyorsun önce, sen ben de azleteceğim diyorsun. Sözünde durmuyorsun. Sözünde durmayan gaddardır. Gadirden gelir. Aldatmak gadir. Allah gaddarları sevmez. Nasıl sahabe yapsın bunu? Sahabeden biri yapsın. O zaman yalan söyleyen tarih utansın demiş yani. Ama bunu, bu konulara girmemiz lazım. Bu sahabe arasındaki meseleleri bir Ebu Bekir İbnül Arabi'nin gözlüğüyle, İbni Hacer Heytemilerin gözlüğüyle, Ehl-i Sünnet ulemasının özel tertibiyle ki son dönem ne yapsın adamcağız? Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri. Yani öyle fitneler çıktı ki Şemseddin Yeşiller falan İstanbul Merkez Vaizi adam Hazreti Muaviye'ye sövdü kürsüden. Böyle yapınca bir şey ne? Ömer Nasuhi Efendi Hazretleri İstanbul müftüsüydü. Vaazlık vesikasını iptal etti. Ve onu azletti ya. Baktı ki milletin itikadı bozulacak.
Çok muazzam bir kitap yazdı ama siz çoğunuz anlayamazsınız. Türkçe olsa da, yani Türkçe olsa da dili ağır. Tabii ben onun delilleriyle çok büyüğünü yazmak istiyorum. Ondan da yararlanabiliriz. Eshab-ı Kiram hakkında nezih itikadımız. Kitabın adı budur. Büyük bir kitap değil, küçük bir kitap. Eshab-ı Kiram hakkında nezih itikadımız. Çünkü onlar hakkında en ufak bir nakıysa, ayıp, kusur isnadı nezih olmuyor. Pis inanç oluyor. Nezih olması için sahabenin sahasını tenzih etmek lazım. Sen o sahayı temiz tutarsan sen itikadında nezih olur. Çünkü din bize onlardan geldi diyor İmam-ı Rabbani. Ne kadar üzerine duruyor bu işin İmam-ı Rabbani. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. İtikatta müçtehit. Ve ikinci binin müceddidi yani. Dolayısıyla bu konu devamlı gündemde arkadaş.